Herkese merhaba. Bugün sizlere Kabu Skywalker 10H yani 10H'ın kutu açılımını yapacağım. Ürünü sipariş ettiğinizde bu önümdeki görmüş olduğunuz kutu gibi geliyor size. Şimdi kutuyu bantlarından kurtaralım, açalım bakalım içinden neler çıkacak. Evet, kutuyu açtık. Tabii ki gözüme ilk olarak çarpan kullanıcı kılavuzu. Burada tüm Skywalker modellerinin detaylı açıklaması mevcut. Siz aldığınızda 10H'ninkine bakın. Mutlaka kullanmadan önce kullanım kılavuzunu detaylı olarak okumanızı tavsiye ediyorum. Bunu bıraktık köşeye. Bir adet Alien anahtarı seti var. Bu Alien anahtarı setiyle scooter'ınızın tüm parçalarını söküp çıkarabiliyorsunuz. Aynı zamanda aksesuar takımı, aksesuar tarzı bir şeyler takmak için kullanabilirsiniz. Onun dışında gevşeyen alyanları sıkmak için kullanabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir set. Bunu da kenara bırakalım. Ve tabii ki de şarj aleti mevcut. Şarj aletinde nasıl bir şey olduğunu göstereyim size içinden çıkarıp. Aynı laptopların şarj aleti, hatta birçok laptopkinden daha da küçük bu Skywalker 10H modelinin adaptörü. Bunun bir de fişi var, onunla birleştiriyorsunuz. Şarj ederken önce duvardaki prize sakıyorsunuz fişi. Ondan sonra scooter'ınıza koyuyorsunuz ki enerji ve akımı tam olarak alabilmesi adına. Evet, bu kadar içinden çıkanlar scooter dışında. Scooter da güzel bir şekilde sarılmış. Şimdi kutudan scooter'ı çıkaralım ve daha fazla detaylı şekilde anlatmaya başlayalım. Evet, scooter'ımızı kutusundan çıkardık. Etrafı köpüklerle güzel bir şekilde sarılıydı. Kolinin içinde burada görmüş olduğunuz gibi katlı bir biçimde duruyor. Gidonu bu şekilde, tutma kolları ise yine bu şekilde katlanıyor. Şimdi nasıl açıldığını göstereceğim. Aynı şekilde tabii ki tersine de kapanabiliyor. Ağırlığından söz edeyim önce. 19.6 kilogram ağırlığında bu model. Gidonu katlandığında kilitleniyor. Tek elle kolay bir şekilde taşıyabiliyorsunuz burada dengeyi bulduğunuzda. Şurada görmüş olduğunuz pedala basarak katlama işlemini yapıyorsunuz. Şurada da bir kilidi var. Bu kilidi bu şekilde olduğunda pedala bastığınız dahi açılmıyor. Şu an bu kilidi kaldırıyoruz. Burayı ister elle ister ayakla basabilirsiniz. Ayağınızda tabii ki daha rahat olur muhtemelen. Elle yaparken de üstte biraz şöyle ivme verin. İvmeyi verdikten sonra yüklenin. Zaten gelecek, çok zor değil. Kaldırırken de biraz kuvvetli kaldırın. O klik sesi gelecek. Evet, o klik sesi de geldi. Şu an gidonumuz kilitlenmiş durumda. Bu kilidini de kapatırsak çok daha güvenli bir şekilde olur. Asla bir daha açılmaz bu pedala bastınız bile. Evet, tutma kollarını da kaldıralım. Onları da böyle hafif biraz daha güç vererek yine o klik sesini duyduğunuzda okeydir. Tutma kolları da gidona kilitlenmiş durumda şu anda. Şimdi geçelim gücüne. Bu scooter'ın gücüne kadar. Arkada tek motoru var. 400 watt gücünde. Lastik ebatları ise 10x2.5 inç iç lastikli şişme lastikleri var. Bu iç lastiklerine genelde 45-50 PSI arasında basmanız yeterli olacaktır. Hem konforlu hem güvenli bir sürüş için. Şu bölgedeki şeylerinden bahsedeceğim, özelliklerinden bahsedeceğim. Önce bir açalım. Açma kapama düğmesine basılı tuttuğunuzda açılıyor. Şuradan LED ışıklarını yakabiliyorsunuz. Yine burada farını aç kapa yapabiliyorsunuz. Şu tuşa basarak burada far tuşu var. Burada elime görmüş olduğunuz gibi güzel bir ışık veriyor. Bir de kendinden kornası mevcut. Bu da hem sürücüler hem de diğer yayalar tarafından kolayca fark edilmenizi sağlıyor. LED ışıkları da aynı şekilde. Şimdi bunlardan bahsettik. Geçelim frenlere. Frenlerinde ön ve arkada 140 mm disk fren mevcut. Bu da yine size güvenli bir sürüş sağlıyor. Süspansiyon konusunda ise yine sizi mutlu edecek bir model. Önde çift kollu yaylı, arkada çift kollu havalı süspansiyonları mevcut. Engebeli yollardan geçerken Arnavut
kaldırım taşı olan yollardan geçerken kollarınıza fazla yük bindirmeyecek. Süspansiyon konusunda yine sizi rahat ettirecek bir model. Ve en çok sorulan sorulardan biri, scooter'ın şarjı ne kadar gidiyor? Genelde kaç saat gidiyor diye soruluyor. Ama saat olarak bir şey söylemek çok doğru olmuyor. Çünkü kişinin kilosuna, ne kadar hızlı kullandığını, ergonomik kullanıp kullanmadığına göre değişebiliyor bu süreler. O yüzden en doğru veri kilometre oluyor. 30 kilometre menzili var Skywalker 10H modelinin. Bir yere sizi 15 kilometre götürüp 15 kilometre geri getirebiliyor tek şarjda. Peki tek şarja, full şarja ne kadar sürede çıkıyor? 4 saat şarj süresi var. Şarj süresi açısından gerçekten çok iyi. Birçok modelden yarı yarıya düşük olduğunu söyleyebilirim. Tam tamına 4 saatte şarj oluyor. Herhangi bir yere gittiğinizde, eviniz dışında bir yerde bile çok rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz bu kadar sürede. Peki ne kadar yük taşıyor, ondan da söz edelim. Skywalker 10H modeli 100 kilograma kadar yük kaldırabiliyor. O yüzden bayağı da taşıma kapasitesi var açıkçası. Hani wattı diğer modellere göre düşük olmasına rağmen yine 100 kilo taşıyabiliyor genişlikiyle beraber. Evet, scooter'ın herhalde tüm özelliklerinden bahsettim. Program ayarlarını detaylı bir şekilde başka bir videoda göstereceğim sizlere. Şimdilik size bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.